Dostumuzla beraber yaralanır kanarız. Her nefeste aşk ile Yaradan'ı anarız. Erenler meydanına vahdetle gir de gör. 40 budaklı şamdan da 40'ımız bir yanarız. Menkıbe'ye göre Hacı Bektaş, 13. yüzyıl Anadolu'suna Horasan'dan gelen Babailiğin liderlerinden Baba İlyas Horasani'nin çevresinde bulunmuştur. Anadolu'daki Rum abdallarının piri olarak bilinir. Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşunda onun fikirlerinin büyük bir etkisi vardır. Moğol baskısına bağlı olarak Horasan'dan Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş'ın nerede doğduğu belli değildir. Bir yandan mürşitlik görevini sürdürürken, öte yandan düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız prensibine bağlı hareket etmiştir. Kapadokya yöresinde yaşayan Hristiyanların ve Anadolu'yu istila eden Moğolların Müslüman olmasına gayret göstermiştir. Kalbi insan sevgisiyle dolu olan Hacı Bektaş, "İncinsen de incitme" sözünü yaşamıyla ispatlamıştır. Hacı Bektaş Veli'nin geniş bir hoşgörü anlayışı vardır. Öğretilerinde eski Türk inançları, Zerdüştilik ve Hristiyanlıktan parçalar bulunmaktadır. Bundan dolayı Hristiyanlar onu Aziz Karalambos adıyla takdis etmiştir. Devrinde şöhreti çok fazla yayıldığı için Eskişehir yöresinde yaşayan meşhur Türkmen dervişi Yunus Emre ona buğday almaya gitmiş, o da Yunus'a buğday yerine himmet vermeyi teklif etmiştir. Yunus, "Bana buğday lazım, himmet değil" diyerek reddetmiş, ancak bundan pişman olup geri dönmüşse de Hacı Bektaş onu geri çevirmiştir. Abdal hakka hayran olandır. Adalet her işte hakkı bilmektir. Allah'la gönül arasında perde yoktur. Dinine dizinle değil, kalbinle bağlan. Edeb elbisesini sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayın. Eline, beline, diline sahip ol. Bugün onun ismiyle anılan Bektaşi tarikatı kendisinden sonra kurulmuştur. Küçükken Lokman-ı Perende'nin irşadından geçmiş, onun tavsiyesiyle Ahmed-i Yesevi'ye intisap etmiştir. Ahmet Yesevi'den halifelik sembolleri olan taç, şamdan, sofra, seccade ve alemi teslim almış, onun yönlendirmesiyle Anadolu'yu İslam'la mayalamak için yola çıkmıştır. Bu yolculukta önce Mekke'ye gidip hac vazifesini eda etmiştir. Dönerken Necef ve Kerbela'yı da ziyaret etmiştir. İsmindeki hacı lakabı buradan gelmektedir. Hacı Bektaş, Suluca Karahöyük'ten Çepni Oymağı'na mensup konar göçerlerin arasına girmiş, Kadıncı Ana'nın evinde misafir olup sığırlarını gütmüştür. Bir müddet sonra buraya dergahı olan Kızılca Halveti kurmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli'nin tasavvufi anlayışının belirleyici vasfı, ideal insan yetiştirmektir. Eğer insanlar iyi olursa dünya da güzel olur. Öyleyse dünyayı güzelleştirmek isteyenler önce kendilerini düzeltmelidirler. Onun "her ne ararsan kendinde ara" sözü bunu ne güzel ifade eder. Hayatı hakkındaki bilgiler belgeye dayanmaktan çok menkıbevidir. Doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Mezarı bugünkü adıyla Hacı Bektaş'tadır. Edep erkana bağlıdır, ayağımız başımız. Güllerden koku almıştır, toprağımız taşımız. Soframızda bulunan lokmalar hep helaldir. Yiyenlere nur olur, ekmeğimiz aşımız.